Arkadaşlar çok sabırsız. Ben hemen videoyu başlatayım. Arkadaşları bugün aramızda Gökhan Bey var, Hüseyin Bey var, Serkan Bey var, Murat Bey var. Bir de ben Kadir. Hepiniz hoş geldiniz. Fark ettiyseniz hiç hanım yok. Kimsenin aynen, hanımsız bir video. Hocam, hiçbirimizin mesleğinin falan bir şeyin önemli olduğunu ve kimsenin de merak ettiğini düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Hocam bir araya girebilirim, bir şey soracağım. Tabii. Hayır, bir Totoş gibi 5 tane gözlük takma sebebimizi de bir açıklayalım. Böyle şey değil hani bu aynen, programın evet, bir şeyi değil. Mecbur yani yoksa gözlüklü sohbetler. Gözlüğü çıkaralım bir gösterelim evet, kameralara. Yani herkesin bir challenge değil bu kesin. Hani ben böyle duruyoruz yani. Normalde böyleyiz. Normalde böyleyiz tam olarak. O yüzden gözlük lazım. Evet. Ben gözlüğüm açamıyorum. Hayır, Mart'ta soğukta bu güneşli hava iyi denk geldi. Biz evet, dışarıda yapalım. Yani biraz da öyle bir şey oldu Ramazan öncesi. Bir şeyle giriş yapmak istiyorum. Dün Kadınlar Günü'ydü. Onu da kutlamadan evet, geçmeyelim. Aa, aynen, Kadınlar Günü. Icardi biliyorsun kafasını pembe yaptı. Aynen. Güne bina. Pembe aslanlar. Yapmacık geldi bana bu hareketler. Hayır, şöyle yapalım. Biri şey, 11 ayın sultanı Ramazan der. Öteki dün Kadınlar Günü'nü der. Yapmacık değil, bizim işte, bizim bunlarda hassasiyetimizi herkes bilir. Hayır, izlenmek için böyle bir şey yapmaz da gerek yok. İzlenmek için asla. İzlenmeyle alakası yok. Şu mikrofonu bir düzelt sen ilk önce. Tutamayalım yani. Ne diyordun sen? Bizim böyle sağa sola... Ha, diyorum ki yapmacıklık gerek yok. Tamam, kadınlar baş tacımız. Ramazan, el şehri Ramazan, 11 ayın sultanı. Tamam, ne bunu şehri? Herkes bilir. El şehri. El şehri mi? El mi? Ha, Arap'tan, ha, Arapçadan. Ha. El şehri. Tam anlamını biliyor. Doğrusu budur. Nasıl? Evet, ey şehri. Yele. Bu el olsun. Şeyh, bu el ay demek Arapçada. Ne? Ramazan ayı. Şehre mi? Şehru Ramazan. El şehri Ramazan. Ne? Ey mi, el mi? Ey. Tamam, ben yanlış biliyorum. Ey. 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 Ey o şehri. İsim hakkında da varsa eleştirisi olan söylesin. Ha, yani isim hakkında diye gerçekten düşünceleri merak ediyorum. Hani içli fıkı tıkladım, YouTube girdim falan filan. Baktım sonra kendim YouTube'da aratmak istedim. İçli köfteydi bilmem ne, tarifte oydu buydu, işte yemek sepeti falan. Reklam. Sansür. Ondan sonra sen bana dedin ki, bak dedin öyle düşünme şimdi içli fıkı, hani onu bana güzel anlattın. Sonra yani benim de kafama yattı zaten. Kısa yani kes abi. Ne diyor abi? Ben bunu konuşmadan atarım. Abi edite güvenerek konuşurum zaten. Ya şöyle, bizim nereden geldiğine dair bildiğimiz bir muhabbet olduğu için çok hoşumuza gitti, keyif aldık. Ama hakikaten millet hiç alakasız bir insan ne düşünüyor onu ben de merak ediyorum. Aynen. Ya. Gerçekten geçen, bu isimle alakalı yorumları merak ediyorum. 3-4 gün önce bana telefon geldi. İsmini vermeyeceğim. 3-4 gün önce telefon geldi. Günü verdin ama. Keşke günde vermeseydin. Gün önemli. 3-4 gün önce ismini vermediğim bir, sevdiğim de bir arkadaşım bana telefon açtı. Dedi ki bizim programın ismi bu dedi. Ne düşünüyorsun? Bizim programı mı? Kanalın. Bizim kanal dedi, özür. Evet. İşte arada dedi böyle böyle, bizim programın adı bu. Nasıl sevindim? O esnada da evde ayağa kalktım. Bayağı sevindim yani. Ya, daha öncesinde de üzerine konuştuğumuz geyik olduğu için oradan da yakaladın. Keyifliydi. Murat Bey, sizden mi yorum alamadık? Ben şöyle düşünüyorum. Biz bildiğimiz için bize çok iyi geldi. Ama akla ilk başta şöyle bir şey de gelebilir. İçli ve fıkı kelimeleri baktığın zaman çok fazla bir anlam içermediğinden, içli fıkı dediğinde sanki hüzünlü fıkı, içli ağlamak dertli gibi bir herlenme anlamı da çağrıştırabilir. Ama içeriklerle beraber ve abi, bunu anlattığımız ederiz şekilde içli fıkı ne anlama geliyor? Şöyle yani olur, böyle olur. İçli dışlı sıkı fıkı yani. Aynen. İkisinin birleşimi olduğunu söylediğimiz zaman anlaşılacaktır ve bu çözülecektir diye düşünüyorum. Benim aklıma mesela şöyle bir şey hayal ediyorum. Bir fıçının içinde biziz. Fıçı mı? Fıçı yok ki, fıkı. Fıçı yok. Fıkı ama o fıkıyı fıçı olarak düşün. Biz beşimiz onun içindeyiz. İçliyiz. İç içeyiz. İç içe beşmişiz. O zaman şöyle duruyoruz orada. Yalnız biraz bende klostrofobi var abi, ben içli diye düşünelim. Fıçının içindeki piçliler evet, gibi. O da olur. Hmm. Piç mi dedim? Evet. Taksiler 90 lira olmuş açılış kapanış. İndi binde 90 lira olmuş. Yani taksiler evet. İndi binde 90 lira. Bugün bizim taksimiz olduğu için ben diyorsun. Yani ha, sizde plaka var değil aynen, mi? Bizde taksi ama sahibiyiz. Ama yani işte. Ama tabii şeyi savunuyoruz. Martı Tek'i de savunuyoruz bir an. Yani taksiler indi 1090 bence iyi fiyat ya. Oğlum bugün Gizem ama bindi. Ama az taksi var. Mecidiyeköy'den Emirgan'a 250 lira tuttu. Çok geldi bana. Ya çok geliyor da işte 250 liraya ne yapabiliyorsun? Yani dürüm döner bile zor. Yani. Tavuk dürüm. Maybe. Yeni 500 lira çıkıyor banknot. Ya harbi çıkıyor mu artık? Evet, bile kalındı bence. Kim koyacaklar üstüne? Bir durum, evet. Oğlum ama 500'lük çıkmadığı için babam cüzdanını artık şeye geçti, mobile geçti. Aynen.
geçer. Ulan para taşıyor normalde. Demir 5 lira. Yüzük taşıyoruz. Demir 5 lira. 20 liraya hep beraber bir üzülelim mi ya? Aynen. 20 liraya mı? Üzülelim hep ya. Beraber bir 20 liraya üzülelim mi? 20 liraya ben çok üzülüyorum. Ben taşıyorum. Üzüleli aslında o. 20 liraya üzüleli çok oldu. Biz evet. 20 liraya üzüleli. 100 liraya üzüleli. 20 lirayı çok severdim bu arada. 20 lira güzel paraydı. Ben çok severdim. Evet, rengi falan çok tatlıydı. İşe yarardı. Aynen. İşe yaradı da çok severdim. 20 lira bir günü kapatırdın. Güzel. 20 lira günü kapatıyordun ama cebinde 100 lira varsa çıktın ya dışarı. Yürüyüşün falan değişik diye. Tabii. Hele öyle iki tane yüzlük var. Yüzlük de var. Dolmuşa bindin. 200 lira var cebinde sadece. Binemezsin ki. Binemezsin bir de. Binemez. Dolmuşa da binemezsin. Evet. Yürürsün. Taksiye de binemezsin. Taksi de almaz. 200 lira. Nasıl bozacak ki 200 lirayı? Aynen ben çok hesap 15 lira tutuyor. Ben kaç defa ben 5-6 sene önce bindim taksiye aynı şekilde. Evet. 200 lira. Taksiyemiz 15 lira tutuyor. 200 lira veriyorsun. Küfür mü ediyorsun diyor. Taksici dövdü ya. Beni kaç tane taksici dövdü öyle. Taksi terörü devam ediyor. O zamandan beri ilk taksiyle tanıştığın zamanlar. Ben bugün buraya gelirken taksiyle gelecektim. Sonra araştırdım. Muğla geldim. Getir araçla geldim. Mavi mor olan. Çok iyi. Entegremiz. Bugünkü entegremiz. İnovasyon. Ben onları hiç kullanmadım. Hiçbirini ben kullanmadım. Ben kullan... gerçekten merak ediyorum. Kaç para tuttu? 223 lira tuttu. Taksiyle de gelsen de öyle bir şeydi herhalde. Öyle tutacaktı muhtemelen. Ama benim ilk kullanıma özel 500 lira indirimim vardı. Bedavaya geldim. Hee. Aynen bir onları kullanmak lazım. Daha da geri kullanmak kullanabilirim. Bir de dönüşte kullan kanka. Ama o muhtemelen gitti o. Bir de şöyle bir şey var. 1500 lira kullanıma 500 lira indirim, 1000 lira indirim falan var. Daha uzun süre gideceğim zaman onları da kullanabilirim. Ya, onlar da... ya o kampanyalar beni çok yoruyor ya. Neden? Niye? Parmak kaldırıp susmak zorundayım. Ben bununla alakalı bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bu Move'da falan beni şey çok sürekli böyle arabayı etrafından fotoğrafını falan aynen çekiyorsun ya. Onlar biraz illet gibi yani. Onlar da illet. Park sorunu da var zaten bir de yani. Hani peki ben parkı ne yaptım? İspark'a falan bırakabiliyorsun galiba. Bazı anlaşmalı varmış. Ya ben ilk defa kullandığım için bilmiyorum yani. Gittim. Baktım şey araç orada duruyordu. Orada dedi fotoğraflarını çekin öyle bilin dedi. İyi dedim. Etrafında dönüm. Orası cadde üstüydü. Çok iyi. Kendi arabanı olsa öyle video çekmezsin. Ondan sonra oradan çıktım. Geldim buraya. Şu bizim arka ara sokak var ya. He. Sessiz sakin. Oraya çektim. Yer de vardı. İyi. Geniş. Ha iyiymiş. Çok temiz çektim. Fotoğraflarını da çektim. Aracı kilitliyorum dedi. Kilitle dedim. Çıktım. Anahtarı bırakıyorsun şimdi içeride. Yani güzel. Teknoloji. Onların hepsini söylüyor. Onu aldın mı? Bunu aldın mı? Farları kapattın mı? Şey yaptın mı? Sen eşyalarını güzel aldın mı? Güzelmiş yani. Denedim. Denenebilir. Sen kampanyaları sevmiyordun. Sevmiyorum abi. Yok 1500'e 500. Anasını satayım. 5000 lira para harcatıyor sana 40 lira puan yatıyor. Ulan ya çok komik ben ya. Ben gidip rakam kasaya gidip 40 lira puan kullanma demeye utanırım ya. Bak 30 lira puan vardı da onu. Az önce 20 liraya gömmedik mi? Evet. 30 lira nasıl puan kullanacak? Kaçtan beri? 2014'ten beri bir tane kredi kartı kullanıyorum. 10 sene olmuş değil mi? İçindeki o puanların hiçbirini kullanmadım. Şu anda 80 lira falan. Bak yani bonus. Her gittiğim yerde diyorlar ya hani bunu kullanmak ister misin? Söyledim. Kullanmayacağım. 2 sene önce 20 lirayken kullansaydın. O zaman kardaydın. Şu an hepten çöp oldu yani. Ama kampanyalar çok komik yani. Ya. Başlık atıyorlar böyle 100 lira indirin. Bir bakıyorsun 4 sefer 10 bin liralık alışveriş. Şu 3 hafta şeyler var ya marketler televizyona reklam veriyor. Hıyar işte 9.90'dan 8.85'e düşüyor. 1 liralık indirim reklam veriyor. Abi inanılmaz ya. İşte 1 lirayı yerde görsen vuruyorsun artık şöyle. Ulan 1 liralık bizim indirim... klozette 1 yıldır 1 lira duruyor şurada. Ben bozuk demirleri almıyorum ya. Demirler şu anda daha pahalı zaten. Ben almıyorum ki. Madem bunlar ya. Bir tanesi 3 lira şunun. Aynen. Demir tamam, 5 lirayı gördünüz mü peki? Bende var evde 2 tane var. Aa yok görme. Demir 5 lira. Demir 5 lira da oldu. Bende var 2 tane biraz iri böyle. Demir 5 lira gerçi var mı ya? Var var demir. Adamda 2 tane var söylüyor. 2 tane var. 2 tane 10 lira. İyi. 10 lira. Satayım sana 20 lira. Kola korsanlarına 29 maaş prim mi vermişler? He. Evet. O bu 29 araba... maaş prim mi vermişler? Helal olsun ya seviyorum böyle. Bu araba sektöründe ama enteresan. Skoda'nın sahibi çok iyi ya. Çok iyi bir adam. Bir şey diyeceğim. Bak yani Skoda yani 29 maaş prim ben hesapladım. Hani az çok mühendis maaşı falan filan. 1,5 milyona falan geliyor. Oğlum sıkıntı yapmayın. Mercedes CEO'larına 100 kaç milyon verdi? 7 milyon mu ne verdi prim? CEO'lara. Ha, direkt CEO'suna. Verir canım. 7 milyon mu? 10 milyon mu? Yemek sepetiydi değil mi? İlk o muhabbeti yemek yapan. Sepeti başlattı. Aynen. İşte Skoda var. Öyle birkaç tane firma var. Hepsi yani patronların bakış açısı çok hoşuma gidiyor. Diyor ki ben hani bu parayı kendim kazanmıyorum ki. Bu adamlar sayesinde kazanıyorum. Evet. Ve bunlarla paylaşmam lazım. Paylaşmasam yani ne yapayım o kadar parayı diyor ya. Ama genel olarak işte patronlarımızda domuzluk var. Ya işte var. Aradan böyle çıkanlar olduğu için benim çok hoşuma gidiyor. Ya Allah bunlar biraz da şey de oluyor yani. Yani teşvik. Teşvik oluyor yani. Evet. Bana öyle para verse daha çok çalışır. Ama merak etmeyin hepinize çıkışta aynen cep banka yapacağım. Bir... O da şeyi gördüm. İnternette şunu gördüm.
son zamanlarda siyasetçiler şöyle hareket yapıyormuş. Şu. Evet, evet bu el hareketleriyle alakalı bir şey ben de okudum. Okuduk ya şeyde. Gönderme bir mesaj. Şu var. Şöyle bir şey var. Konuşurken Ronaldo'nun falan da vardı bir geyiği. Ha. Konuşurken böyle konuşuyormuş ki artık neye faydası odak var falan bilmiyorum. Sağlıyor. Odak sağlıyor herhalde bilmem ne. Ama yani şunun şöyle, bir sembolik olayı var. Böyle bir şey yaptığın zaman sen konuşurken oraya bakıyorsun. Ne konuştuğunun çok fazla bir önemi kalmıyor. Aslında onunla alakası yok. Hani elinin şöyle durmasıyla böyle durma. Hani sadece bağlamıyorum da bunu yapıyorum. Yani bu iyi ya. Bu bana dikkat çekiyor ama. Ha? Bir kere algıyı değiştiriyor. Ama benimle konuşurken buna bakmıyorsun ki. Bakıyorsun. Bakma. İşte şey olabilir mi? Hani şu şöyle genelde böyle felsefik bir şey var ya. Evet onun da hani var. Bakın ben çok önemli bir şey söylüyorum. Dinleyin. En sevdiğin hayvanı bir söyle üzerine değineceğim sana. Tekrar. Nasıl bir şey bu? Tüm hayvanlar aleminde. Tüm hayvanlar aleminde. Bal arısı. Benim, bal arısı mı? He, bal arısı. En sevdiğim hayvan bal arısı abi. Sen öyle bir bal arısı deyince benim de böyle bir sevesim geldi de. Bal arısı hiç şey yapamadım yani. Ama arılar... Bal arısı bu şeyden kaynaklı mı seviyorsun abi? İşte arılar olmasa yaşam formu bilmem. Yani dünyadaki ya. Değerleri zaten var. Hani dünyadaki abi, değerleri evet dünyanın de. Dünyanın bu kadar hayatı boyunca çalışıyor. Vitaminli bir şey üretiyor. Saygı değer, disiplinli olması gereken bir şey abi. Bu hayvanlar... Sen Almanları da seversin. Evet. Köle seviyorsun sen o zaman. Köle değil abi. Çalışkanlık seviyorum. E tamam. Sen adam çalışıyor. Kendine çalışmıyor ki sana çalışıyor. Kolonisi için çalışıyor. Sen karınca da çalışkan. Niye arı? Karıncayı da severim de. Arı daha iyi. Bal bize de yarıyor yani. Karınca bal bize ekstra işte, bir sever. Sana çalışıyor. Ama o zaman evet. Sen sana çalışıyorsun. Çıkar faydası oluyor bu sefer. Özür dilerim. Karıncayı sev o zaman. Karıncayı ikinci planda seviyorum. Oğlum niye karıncayı? Adam bir tane. O zaman en ne seviyorsun? Sen hangi hayvanı seviyorsun? Ben inek seviyorum. Ha, güzel. Aynı mantıkta aslında. İnek hani gerçekten. Her şeyinden faydalanabilen bir hayvan garip geliyor bana. İnek. Sizi ama genel olarak böyle bir faydacılık evet faydacılık yoluna git. Sen de bal arısı kaldan dolayı. Bak burada tartışmaya ben et de çok sevmem ama yani o yemekle alakalı değil. Sadece saygı duyuyorum. Et seven bir sürü insan var. Hani o faydalarına. O zaman aramızda Hintlileri falan en iyi anlayan sensin. Alakası yok. Öyle değil. Hintliler tapıyor. Ama ama onlar da seviyor yani. Sevdiğinden değil ya. Ona tahta versen tahtaya da tapıyorlar. Bir sürü tanrı var. Şey, budalar. Budalalar. Merak ettim ya. Bunlar ne seviyor? Bize bak, laf ediyorlar. Aynen. Bakalım sevmediğimize döneriz sonra. Evet. Sen ne seviyorsun? Ben atları çok seviyorum ya. At. Mesela ben aynen. Ben atlara gerçekten hayranım ya. İnanılmaz şey yemiyorsun hayvanlar. Ama hiç ata bindin mi? Yok. Bir çıkar. Binmedim ama sevdim. Binmek isterdim. Niye binmedim bilmiyorum. Fırsatım da olmamış olabilir. Ama şey atları harbiden platonik ya. O zaman seninki. Platonik değil. Yok. Korktuğumdan ya da herhangi bir çekindiğimden hani şey değil. Nasıl platonik değil oğlum? Sen atının sevgisini mi bekliyorsun? Nasıl yani? Hayır şöyle. Atları seviyorum. Atla arasında yani hayvan sahibiysen eğer bir bağ olayı benim hoşuma gidiyor. Ha. O at aynı zamanda bir ne bileyim yıllarca insanoğluyla alakalı da bir faydası da var aslında. Yani köpeğe... Seninki de faydaya geldi şey, o zaman. Bir nevi. Bir nevi geliyor. Niye seveceksin ki ben onu? Aynen öyle. Şimdi... Yani ben bir fayda sağlaması lazım zaten. Atlar. Hani bana faydası olmasına gerek yok. Ben onu sevmeyebilirim ama insanlara faydası var. Havşas olsun. Ha. Ben de hayvanlarla bir alıp veremediğim yok. Seviyorum zaten hepsini. Niye? Ama sinek mesela. Seviyorum abi. Niye sevmiyorsun? Sen güzel misin ya? Hepsinin bir faydası var ya doğaya. Hayır yani şöyle hepsinin bir amacı var bir şeyi var ben biliyorum veya bilmiyorum çok önemli değil. Var bir amaçları olduğunu İyi de düşünüyorum öyle olduğunu eminim. İyi de sen şu an felsefeye kaydın tamam herkes için öyledir zaten tamam, de. Bir tane vardır yani de. Sevdiğin. Herkes için öyle değil tabii. En. Bazı hayvanlara eziyet ediyorlar. Buradan da hepsini onların, kınıyoruz. Evet. Kınamadım. Ramazan, kadınlar, hayvanlar akıyor video. Gaffar. Benim sevdiğim hayvan mesela. Yunus balıklarını çok seviyorum. Tamam, kestik. Yunus balıkları ya inanılmazlar ya ben şeyde. Çok zeki hayvanlar. Bir tane kıza ben... tecavüz etmeye çalışıyordu. Yunus balığı mı? Yunus ha havuzda, evet evet. Zeki hayvan abi. Tamam, ben bunu söylemiyordum kusura bakma ama. Bir tane kızı darlıyordu da, yani tecavüz biraz ayıp oldu da. Yani içmeye girmek istiyordu. Kocası geldi, kadını kurtardı. Yunus da. Allah Allah. Yani tecavüz etmeye çalışıyor diye. Yani. Nerede? Karada mı yakalamış? Nasıl tecavüz etmeye ya. Çalışıyor? Havuz ortamındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Onunla beraber balık çıkabiliyorsun şey, falan şey, tarzı yani, şeyler. Onlara da karşıyız bu arada. Yani hayvanlara eziyet ediliyor. Yok o ayrı. Bence. En azından ben karşıyım. Ben karşıyım. Gökhan abi çok met ediyor ama ben karşıyım. Hangisi? Yunus'u mu? Yok evet. Hayır. Hayvan bahçesindeki hayvanlarla alakalı. Yok. Hepsini salacaksın. Hayvan doğada güzel diyebiliriz. Evet, çiçek çiçek dalında hayvan doğada. Oradan sırayla gidelim. Oraya hayırlı iftarları ver geç abi. Kime? Gideceğim. Kameraya. Hangisine? Şuna. 70 milyona. 80 milyon. Hangisi kaç milyon? Şu. Ortadaki kaç milyon? Ortadaki daha global abi. O birazcık daha fazla. Arkadaşlar bu akşam. Yürü yürü git. Yakından. Gözlüğünü de çıkar millet görsün yüzünü.
Arkadaşlar bu akşam sahur iftarlarınız için olmaz. Otur bir dakika. Sahur iftarları. Neyse herkese. Dur oğlum mesaj verdi. Ya ne mesajı? Gidiyorum bir dakika. Yapıyoruz işte sıralı. Evet. Ama sen biraz yukarıdan konuştun. Ver buradan konuş, öyle kapat. He tamam. Aynen sayı yukarıda kalıyor. Sayın misafirlerimiz, lütfen alarmlarınızı sahura kurunuz. Kalkınız. Tabi oruç tutmak isteyenler. Yarın da pidenizi alın. Afiyetle yiyin. Sıralı ama. Tereyağı da koyun. Sıra atlamak yok pidede. Aynen sıraya. Soğuk pide almayın bu arkadaş gibi. Sıranın önüne geçmesin. Geçmeyin. Hayır, soğuk pide alacağım. Bir de sıcak pide alanlarda almayın. Daha doğru oldu bu arkadaşım. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Elhamdülillah. Ne oldu? Tamam bitti ya. Bitti de. Evet. Elhamdülillah belki koymadım. Arkadaş ne konuşmaya meraklıymışsınız? Harbiden bitti. Konuşmaya meraklıymışsınız. Bakıyorsun. Bakma.